Birkaç defa uyarı aldım. İşte bu vlog çekiyorsunuz ama siz öğretmensiniz falan şeklinde. Soranlar oluyordu işte ne zaman parfüm sasmaya başlayacaksın. Dörtgenler kesip ortadan şöyle büzüştürüp kelebek makarna yani farfalleden kasıt kelebek makarna. Libre Intense aldım. Arkadaşlar çok güzel parfüm ya bu arada onu söyleyeyim. Dayanamadım şimdi. Psikopat olmaya gerçekten gerek var mı? Herkes selam arkadaşlar. Bugün evin içerisinde farklı bir lokasyonda karşınızdayım. Bugün mutfaktayız. Çünkü bugün birlikte yemek yapacağız. İşten ayrıldığımdan beri en fazla vakit geçirdiğim yer mutfak. Gerçekten hiç çıkmıyorum. Sürekli olarak yemek yapıyorum, hamur işleri yapıyorum. Instagram'da falan paylaşıyorum hatta. Böyle sosyal yaşantı içerisinde hani dışarıdan bana bakan birisi böyle çok yemek yapan, işte hani becerikli bir insan görüntüsüyle karşılaşmaz. Biraz bu konuda ön yargılı oluyor insanlar. Sonrasında böyle güzel yemeklerimi yedikleri zaman da şok oluyorlar. Bugün makarna yapacağız birlikte arkadaşlar. Hazır makarna değil tabii ki bu kadar lafın üzerine. El yapımı makarna. Simba video çekiyorum. Deli ki diyor. Makarna yapacağız birlikte. El yapımı makarna. Daha önceden yaptım birkaç kere. Hatta artık bu makarnayı yaptıktan sonra artık dışarıdan kesinlikle makarna yemiyoruz. Simba aşırı dikkatimi dağıtıyor şu anda arkada. Simba'yı sandalyeye oturttum. Biraz ilgilendim. Aşırı ilgi isteyen bir kedi. İlgi göstermediğiniz zaman çıldırıyor. Her tuşa basıyor yani. Her türlü yaramazlığı yapıyor. Neyse, geçenlerde arkadaşlar mantı yaptım. Mantı yaparken de aynen bu şekilde videoya çekmek istedim. O gün Ergin de vardı. Hatta dedim ki sen de dedim mutfakta dur sohbet ederiz birlikte. Çünkü bu şekilde sohbet etmekte biraz zorlanıyorum. Böyle tuhaf geliyor bana çok alışkın olmadığım için. Hani video daha güzel geçer diye düşünmüştüm ama Ergin varken asla konsantre olamadım. Bir de şöyle bir tribe girdim. Şimdi yan döndüğüm zaman gıdım çıkıyor buradan. Birazcık 2022 yılında tam 6 kilo aldığımdan dolayı gıdım çıkıyor. O beni biraz psikolojik olarak yıprattı o görüntüler. O yüzden dedim ki çekmeyeceğim dedim. Hayır dedim. Bugün kendimi daha hazır hissediyorum. Açıları da düzgün ayarlayacağım. Ona göre videomu çekeceğim. Bu tarz mutfak içeriklerini haftada bir yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Tabii ki yine parfüm videolarını çekmeye devam edeceğim. O benim hani ilgi alanım. Çok seviyorum parfümleri. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben bu kanalı sadece parfüm üzerine konuşmak için açmadım. Böyle kanalımın ilk videolarına giderseniz orada görürsünüz. İşte birkaç tane vlogum vardı aslında ama sadece bir tanesi kalmış olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Vlogun içeriğinde çok böyle abes bir şey olmasa da çalıştığım sürede birkaç defa uyarı aldım. İşte bu vlog çekiyorsunuz ama siz öğretmensiniz falan şeklinde. Zaten öğretmenlik mesleğimden de istifa etmemin temel sebeplerinden bir tanesi bu. Beni hani YouTube içerisinde çok fazla sınırlayan, böyle kısıtlayan bir kalıba sokan meslek olmasıydı. Her neyse, tabii çalışma hayatı içerisinde vlog her zaman çekemiyorsunuz haliyle. Ne yapıyorum ki zaten haftanın 5 günü, 6 günü işe gidiyorum. Neyi vloglayabilirim? Ama artık tamamen evin içerisinde olduğum için böyle mutfak içeriklerini de, sohbet içeriklerini de kanalımda arttırmayı düşünüyorum. Bir de tabii ki bu sayede kanalım daha hızlı büyüyecektir. Çünkü parfüm daha niş bir alana, belli bir kesime hitap ettiği için kanalın büyümesi oldukça yavaş. O yüzden içeriklerimi zenginleştirmeyi düşünüyorum. Hem de arkadaşlar güzel olacağını düşünüyorum bu videonun. Çünkü mutfak sohbetlerini severiz biz halk olarak biliyorsunuz ki. Böyle mutfakta karşımda birileri varmış gibi konuşmakta. Her ne kadar bunu ilk defa yapsam da zor ama aynı zamanda benim için de güzel bir şey. Evet arkadaşlar hızlıca tariften bahsedeyim. Malzemelerini söyleyeyim. Beyaz un ve yumurta kullanacağız. Benim YouTube'da izlediğim videolarda İtalyan şeflerden izledim özellikle. Onlar sadece un ve yumurta kullanıyorlardı. Ama daha farklı videolarda böyle içine tuz koyduklarını, işte hamurun içerisine yağ koyduklarını, zeytinyağı koyduklarını falan da gördüm. Ama ben daha önce hiç o şekilde yapmadım. Benim yaptığımda gayet lezzetli oldu. Sadece normal bizim mutfakta kullandığımız un yerine aslında makarnaların irmik unundan yapıldığı bilgisine de ulaşmıştım o ara araştırırken. Hatta Trendyol'a baktım. Satılıyor mu diye. Trendyol'da satılıyor. Ama YouTube'daki İtalyan şefler işte beyaz undan yaptıkları için ben de hiç alma gereği duymadım. Makarnalarımı hep beyaz undan yaptım.
Çok sağlıklı bence. Dışarıdan makarna almak yerine özellikle küçük çocuklarınız için evde basitçe az hamurdan pratikçe hazırlayabilirsiniz. Şimdi nasıl ayarlayacağız un miktarını, yumurta miktarını onu söyleyeyim. O da çok basit arkadaşlar. Her 100 gram una bir tane yumurta kırıyorsunuz. 100 gram un artı bir yumurta da bir porsiyon ediyor. Yani dolu dolu bir porsiyon ediyor. Bir kişi, yetişkin bir insanı bayağı tıka basa doyuracak kadar fazla miktarda makarna çıkıyor. Ben mesela Ergin'le ikimize yapacağım zaman 200 gram una iki tane yumurta kırıyorum ve o şekilde yapıyorum. Bugün birazcık daha fazla yapacağım. Bugün aslında makarna yemeyeceğiz. Daha hafif bir şeyler atıştıracağız ama yani kurutacağım makarnaları. Sonrasında paketleyeceğim. Dolaba kaldıracağım. Sonrasında pratik olsun diye hemen hızlıca suya atıp haşlayabilelim diye. Öyle şimdiden bol miktarda yapmayı düşünüyorum. Peki bu 100 gramları, 200 gramları evde nasıl ayarlayacağız? Tartınız varsa zaten işiniz kolay. Orada bir sıkıntı yaşamazsınız ki bence zaten mutlaka bir mutfakta tartının olması gerekiyor arkadaşlar. Çok pahalı bir şey de değil. Bütçe ayırıp alabilirsiniz bence. Ama hani benim tartım yok. Almak da istemiyorum. Bu konuyu kapat diyorsanız. Şöyle normal bir su bardağı vardır hepimizin evinde. 1,5 su bardağı un 200 gram una denk geliyor arkadaşlar. Ben bugün 400 gram undan yapacağım. 4 tane yumurta kullanacağım. Şimdi hamurumuza başlayabiliriz. Az gıdılı bir açı olması dileğiyle. O kadar çok gıdı dedim ki galiba bu videoda. Yani normalde gıdıma bakmayacak olanlar bile şu an gıdıma bakacak. Yani kendime sinir oldum. Arkadaşlar ben hemen 400 gram unu tartacağım. Arkadaşlar, bu hafta çok güzel videolar gelecek. Onu söyleyeyim şimdiden. Bir anket paylaşmıştım. Zara parfümleriyle mi alakalı video paylaşayım yoksa muadil karşılaştırmalı bir video mu paylaşayım diye sormuştum. Muadil geldi tabii ki tahmin ettiğim gibi. Aslında ben bu hafta Zara'yı çekmeyi düşünüyordum. Çünkü parfümleri sipariş etmekte biraz geciktim. O yüzden video istemediğim bir günde yayına girmek zorunda kalacak. Her neyse o işi ben halledeceğim bir şekilde. Onu böyle koyduk ya arkadaşlar. Sonra ortasını şu şekilde bir havuz gibi açıyoruz. Genellikle bu şekilde yapıyorlardı. Şöyle açtık. Sonrasında yumurtaları da bu havuzun içerisine kıracağız. Şimdi buradan sonrası aslında biraz böyle ustalık ve beceri istiyor arkadaşlar. Çünkü bu yumurtaları dağıtmadan, etrafa saçılmadan hemen bir hamur oluşturmanız gerekiyor. O yüzden buraya odaklanayım. Şöyle bunu çırpıyorlar genellikle. Ben de biraz çırpacağım şurasında. Sonra böyle kenardan yavaş yavaş unları içerisine doğru atıyorlar. Umarım becerebilirim. Normalde beceriyorum aslında. Bunu katılaştırıyorlar böyle. Ondan sonra zaten dağılmıyor kolay kolay. Au, dağıldı. Olamaz. Harika. Beceri istediğini söylemiştim arkadaşlar. Hiç öyle bakmayın şimdi bana oradan. Gerçekten zor. Normalde aslında yapıyordum ama 2 yumurtayla yapmıştım. Hep 4 yumurtayla başa çıkamadım sanırım. Şimdi bu böyle hamur olmayacak gibi görünüyor ama birazdan göreceksiniz bu güzel bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bayağı bir kısmını ilerlettim. Çok uzun sürdü çünkü hamuru toplamak bayağı bir zor oldu. Çünkü ben normalde 200 gram un 2 yumurtadan yapıyordum her zaman. Şimdi bu kadar çok un ve yumurta ile birlikte yaptığım zaman haliyle bu sert bir hamur oluyor ve büyük bir hamur oldu. Bilek gücüm gerçekten yetmedi. O yüzden şöyle bezelere ayırarak yoğurmaya devam ediyorum. Zaten son bir aydır da şu sağ bileğimde bir güçsüzleşme var. Erken yoruluyor. İşte YouTube'dan falan fizik tedavi hareketlerine bakıp işte ağrısını, acısını birazcık o hareketlerle azalttım.
Ama işte yine de böyle hamur yoğururken, spor yaparken falan o ağrıyı hissedebiliyorum. Hamur bir de bekledikçe yumuşayan bir hamur. Bir de izlediğim videolarda hani fazlaca yoğurun diyorlardı. Böyle dışı kalife olana kadar yoğurmak gerekiyormuş. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey okudum. Şimdi bu onun içerisinde iki tane protein varmış. İsimlerini hatırlamıyorum şimdi. Bu proteinler siz bu hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar birbiriyle birleşip farklı bir bileşiğe dönüşüyorlarmış. Daha böyle ağsı bir yapı oluşturuyorlarmış. Bu oluşan ağsı yapıya da biz gluten diyoruz. Gluten duymuşsunuzdur mutlaka. Gluten intoleransı olan insanlar falan var biliyorsunuz ki. Bu glutenini şey gibi düşünün. Böyle balık ağı gibi düşünün arkadaşlar. Öyle bir yapıya sahipmiş. Yani siz ne kadar hamuru yoğurursanız o kadar fazla gluten oluşumu gerçekleşiyor ve hamur piştiği zaman daha iyi bir hal alıyor. Böyle daha elastik bir hal alıyormuş diye okumuştum bir yerlerde. Bir de şöyle bir şey var. Nefes nefese kaldım bu arada. Bir de şöyle bir şey var. Mesela hamur mayalı diyelim ki. Mayalı hamurları da iyi bir şekilde yoğurmak gerekiyormuş ki. Şimdi içerisine maya koyduğunuz hamur. Aslında o maya dediğimiz şey minik maya mantarları, mikroorganizmalar. Onlar etil alkol fermentasyonu yapıyorlar. Etil alkol fermentasyonu yapmalarındaki amaç enerji üretmeleri. Enerji üretirken de açığa bir miktarda etil alkol, bir de bir miktarda karbondioksit çıkartıyorlar. Ders anlatıyormuş gibi hissettim. Bu ağsı yapıdaki gluten de o karbondioksitin dışarıya uçmasına engel oluyormuş ve hamurun kabarmasını kolaylaştırıyormuş arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Şimdi ben bunları yoğurmaya devam edeyim böyle beze beze. Ondan sonra devam edelim. Evet. Simba. Ne haber? Anca uyuyor. Çok zordu arkadaşlar ama hamurumu yoğurdum. Böyle beze beze bunları streç filmle sardım. Bir yarım saat kadar bekleyeceğim. Sonrasında açma işlemine geçeceğim. Açtıktan sonra da tek tek keseceğim. Bir daha yaparsam makarnayı kesinlikle ama kesinlikle 200 gram un, 2 yumurta, bir hamur. Eğer daha fazla yapmak istiyorsam tekrardan 200 gram un, 2 yumurta şeklinde ayrı ayrı yapacağım. Yani hamuru yoğurması gerçekten çok zordu. Bileğinize güveniyorsanız böyle yapın ama bileğinize güvenmiyorsanız, benim gibi nefes nefese kalacaksanız siz de dediğim gibi parça parça hamuru yapabilirsiniz. Zamanın geçmesini beklerken şuraları toplayayım bari. Şurayı da sileyim. Belki görmüşsünüzdür arkadaşlar, bu makarnaların kolay bir şekilde açılmasını sağlayan böyle manuel makineler var. Onlardan almayı düşünüyoruz. Bu makarna işini Ergin sevdi. Tadını falan da beğendi. O makinelerden alırım sana falan diyor. Bir de şey var, bunları böyle kasnak gibi şeyler var. Hamuru üzerine koyuyorsunuz açtığınız hamuru. Böyle üstüne bastırıyorsunuz, kesiyor falan. Çok pratik aletler var. Ben de dedim ki evet evet dedim, kesin alırız biz onları. Çünkü biz bir şey yapmaya niyet ettiğimiz zaman üstünden böyle bir sene, iki sene falan geçiyor muhakkak. Aynı şey işi gibi. Benim bu parfüm satma işim gibi. Bazen videolarımın altına yorumlar geliyor. İşte parfüm satacaktın, ne oldu falan diye. Şimdi şöyle bir şey oldu. Onu da buradan anlatmış olayım. Simba hayır, tezgaha çıkamazsın. Hayır. Beni konuşturmuyor bu çocuk. Ne demiştim? Soranlar oluyordu işte, ne zaman parfüm satmaya başlayacaksın falan diye. Yaklaşık bir sene önce falan böyle bir düşüncemin olduğundan bahsetmiştim. Şimdi şöyle oldu. Biz bu işin hani geliri ne kadardır, gideri ne kadardır falan oturduk hesaplamaya başladık Ergin'le. Sonrasında işte bayağı bir şeye de bakmamız gerekiyordu bu arada. Yani şeyden kastım da işte bu cam şişeler var ya, onların fiyatlarına falan, parfüm fiyatı mililitresi kaça geliyor, kaçı satmam gerekiyor falan, bir sürü hesap kitap işi vardı arkadaşlar. Sonra işte biz hesapladık.
bu şişe şirketlerini, şirket mi denir? Şişe firmalarını falan aradık işte. Ne kadardır, işte toplamda ne kadar indirim yaparsınız falan gibisinden. Bunların spreyleri, kapakları, her şeyi ama her şeyi Simba beni hayattan soğuttu. İn! Kızacağım bak sana. Kızıyorum. Şu anda kızıyorum. İn! İn! Dışarıya çıkartmaya da kıyamıyorum. Miyavlıyor. Yani şu an bütün dikkatimi dağıttın. Neyse ne diyordum. Bunların şişesi, spreyi, kapağı falan hepsi ayrı fiyat arkadaşlar. Yani gerçekten çok maliyetli şeyler. Tam bir sene öncesinde de maliyetliydi. Parfümler bir sene öncesinde de pahalıydı. Ama şimdiki zamana dönüp baktığımız zaman o zaman bir türlü aksiyon almadığımız için biz Ergin'le. Şimdi artık o zaman aksiyon almamanın bedelini ödüyoruz. Yani şu anda aynı işe başlamak için çok daha fazla sermaye gerekiyor. Her şey 3-4 katına çıktı çünkü. O yüzden o fikrimizi biraz ertelemek zorunda kaldık. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Makarnadan parfüm satma macerama geçtik. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Onu da söyleyeyim size. Videolarımın altına böyle birkaç tane benzer yorum gelmeye başladı. Şey diyorlar, işte bu Masant'in 15 mililitrelik şişelerin içindeki parfümle aynı parfümün 50 mililitresi aynı değil. Yani hani kalıcılık bakımından, kalite bakımından falan. Hani buradan toplu bir cevap olsun eğer ki izliyorlarsa o yorumu yazan kişiler. İnanın arkadaşlar, yani ben 15 mililitresini alıp sonra 50 mililitresine geçtiğim, sonra hani bütçem bazen yetmediğinde tekrar 15 mililitreliklerini aldığım bazı parfümler oldu. Ama ben dediğiniz gibi bir fark gerçekten hiç yani fark edemedim. Bilmiyorum, eğer aranızda varsa böyle bir farkın olduğunu düşünen başkaları da varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Geçenlerde Masant'ten bayağı bir parfüm aldım. Bir 5-6 tane falan. Tabii eskiden çok daha fazla alıyordum. Ayda bir böyle 5-6 parfüm. Size söylüyordum hep işte denemem istediğiniz parfümler var mı yazın falan diye. Ama artık arkadaşlar kimse yazmıyor şunu dene bunu dene diye, çok nadiren. Çünkü insanlar hani demeye çekiniyorlar bence, bu parfümü dener misin? İşte şunları şunları böyle listeler falan halinde böyle yazılıyordu. Çünkü 15 mililitrenin fiyatı 70 lira. Tabii ki artık şartlardan dolayı büyük ihtimalle. Yine yamulmadım mı şöyle? Yamuldum yine. 5-6 tane parfüm aldım dedim ya Masant'tan. Hangileri onu söyleyeyim. Biri L'Instant Magic diye bir parfüm. Yorumlarda ismini çok duyuyordum. O yüzden onu aldım. Libre Intense aldım. Arkadaşlar çok güzel parfüm ya. Bu arada onu söyleyeyim. Dayanamadım şimdi. Haftaya bekleyemeyeceğim artık. Çok güzel bir parfümmüş. Onun dışında Hypnose Woman, Lancome'un Hypnose Woman parfümünü aldım. Marfa'yı falan aldım işte. Lancome Lanoue Trezor aldım. Zaten onun videosunu çekmiştim. Diğerleriyle alakalı video bir sonraki hafta gelir diye düşünüyorum. Bir de neredeyse unutuyordum. Şeyi aldım. Daha bugün geldi. Onu ayrıca almıştım. Lancome'un La Vie Belle parfümünü aldım. Hatta sıktım şu an üzerimde. Yani buram buram kokuyor. Tek bir tane bile sprey. Hadi bu videoyu izleyenler için onu söyleyeyim. Bu hafta onun orijinal karşılaştırmalı videosu gelecek arkadaşlar. Oklavamızı alalım. Şöyle yaparmışım. Kötü yorum yapanlara. Diyeceğim de kötü yorum yapan da yok ki. Yani arada bir tek tük çıkıyor tabii ki ama. Hatta size şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Geçen başıma gelen çok saçma bir şey. Hani ben Zara Muadil Parfümler videosu paylaşmıştım ya. Efendim. Çok geveze. Geçenlerde Zara Muadil Parfümler diye iki tane video paylaşmıştım ya, onlardan bir tanesinin altına yazmış. İşte bu bilgiler zaten internette var. İşte niye bunu video çekme gereği duyduğun, işte ne saçma video falan yazmış. Ne münasebet bu arada. İnternette, YouTube'da bir sürü ama bir sürü video var Zara Muadil parfümlerle alakalı. Onun dışında Onedio'da falan bile böyle hani derleyip sunuyorlar bir şekilde. Ben video olarak sundum. Yararlı bir videoda olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü kendimden yola çıkarak böyle bir
video hazırlama gereği duydum. Çünkü ben eskiden çok araştırıyordum. Fragrantica sitesini bilmiyordum mesela. Sürekli bakıyordum. Şu neymiş, şu neymiş falan. Tek tek araştır. Vakit kaybı. Açıyorum. 5 dakikada izliyordum hemen. Not alıyordum. Ona göre parfüm alışverişimi yapıyordum. Her neyse, olay bu da değil. Sonra ben bunun yorumunu sildim. Sonra arkadaşlar, bir gün falan geçti. Tekrardan benzer bir yorum geldi. Ondan sonra işte onu da sildim. Cevaplayıp onu da sildim. Tekrardan benzer bir yorum geldi. Artık üçüncüye geldikten sonra ben kanalın yani kullanıcının isminin üzerine bastım. Baktım şey yazıyor. Kanal işte 38 dakika önce açıldı. Yani bu hesap 38 dakika önce açıldı. Ondan sonra dedim ki bu üçü de aynı. Yani bir şeyi, kötü bir yorumu, gerçekten bence çok saçma bir yorumu defalarca yazmak için farklı farklı hesaplar açıyor yani. Bu kadar psikopat olmaya gerçekten gerek var mı? Yani illaki bir insanı demoralize etmek için, yani moralini düşürmek için bu kadar çaba göstermenin gereği var mı acaba? Yani sonra zaten çok da şey kale almadım. Öyle de gitti. Yani hırsı da söndü herhalde. Bilmiyorum bana karşı. Neyse, öyle şeyler yaşıyoruz. Ama çok şükür çok fazla kötü yorum yazan, hatta hiç diyebileceğim kadar az kötü yorum yazan yok. Evet, şöyle hafif un koyuyorum arkadaşlar. Altına da hafif un koyacağım. Zaten çok ıslak bir hamur değil bu. Bayağı sert bir hamur hatta. Bunu şimdi açacağız. Benim merdanem olsaydı aslında çok daha iyi olurdu. Bir merdane almam gerekiyor artık. Ama oklava da benim işimi görüyor. Şimdi arkadaşlar, bunu bayağı açtım ama birazcık daha açacağım. Böyle elimi koyduğum zaman parmaklarımı görmem gerekiyor. Yani öyle diyorlar. Aslında buradan bakınca biraz görünüyor gibi ama hani ben hissediyorum yani biraz kalın. Birazcık daha açılması gerekiyor hamurun. O yüzden birazcık daha açma işlemine devam edeceğim. Ama hani kriter bu yani. Parmaklarınızın gözükmesi gerekiyor birazcık. Sonrası zaten kolay. Kesme işlemine geçeceğiz. Çok aşırı da inceltmeyeceğim. Hep bu şekilde yapıyorum. Gayet güzel hamurumuz. Hatta şöyle birazcık açık halde bekletiyorlar. Biraz kurusun diye. Evet. Bu kadar yeterli. Şöyle nereye götürüyorum? Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi biz artık kesme işlemine geçebiliriz. Biraz 5 dakika şöyle bekleteceğim. Şu tarafa doğru çekeyim. Şaheserim gözüksün. Şöyle biraz 5 dakika beklesin. Hafif kurusun. Ondan sonra kesme işlemine geçeceğim. Kesme işlemini göstermek için şöyle yakınlaştırdım. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Tabii ki bunun da belli bir raconu var arkadaşlar. İtalyanlarda farklı farklı isimler koymuşlar. Mesela ben bu hamuru dikdörtgen dikdörtgen kessem, şöyle büyük dikdörtgenler şeklinde kessem, o zaman lazanya elde etmiş oluyorum. Yani lazanya hamuru elde etmiş oluyorum. Onun dışında mesela 1,5-2 santim genişliğine sahip şeritler şeklinde kesersem pappardelle elde etmiş oluyorum. Bir tık daha böyle dar, eni dar olan şekilde kesersem işte tagliatelle şeklinde, işte ne bileyim, bir de farfallesi var bunun. Onda mesela bir tane pappardelle yaptınız diyelim ki, küçük dikdörtgenler kesip ortadan şöyle büzüştürüp kelebek makarna, yani farfalleden kasıt kelebek makarna elde edebiliyorsunuz. Neyse, çok değişik değişik isimleri var. Şimdi kesmeye başlayayım arkadaşlar, ama direkt şu şekilde kesmeyeceğim. Daha pratik bir yol göstereceğim size. Şöyle katlıyorlar. Bakın şu şekilde katlıyorlar. Bunun aynısını böyle karşı taraftan başlatıp ortada birleştirenler de var. Yani şöyle yapanlar da var. Orta belli bir noktada birleştirenler. Ama ben o şekilde yapmıyorum. Direkt olarak şöyle katlıyorum. Şu şekilde katlıyorum.
çok pratik. Yani istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Sonrasında şöyle ben parperdelle yapacağım için şu şekilde kesiyorum. Şöyle açtığım zaman bu tabii ki biraz biçimsiz oldu. Kenar kısmı olduğu için. Şöyle istediğim kalınlıklarda kesiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekillerde kesebilirsiniz. Ve şöyle olmuş oluyor. Olay budur. Şöyle bunları da açarak koyarsanız kurumaları kolaylaşır. Eğer kurutacaksanız tabii ki de. Şimdi devamında bu şekilde keseyim. Bu şekilde açtığımız zaman işte bu kadar. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kelebek makarna deneyelim mi? Daha önce denemiştim aslında. Ama mesela şundan deneyelim bir parça. Ya da bakalım şundan. Şöyle. Şöyle alıyorlar, tamam mı bunu? Şöyle ortasından birleştiriyor. Şöyle. İşte böyle bir kelebek makarna. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayacağım. Bunları da kurumaya bırakacağım. Bu da şekli bozuk diye tabii ki de. Bunu da şutlamıyoruz arkadaşlar. Şurasından birazcık kestim şöyle. Ama kelebeğimiz yalnız güzel oldu. Bunu da böyle koyarsak bakın makarnalarımız bu şekilde hazır. Bir de bunları şöyle kuş yuvası gibi yapıyorlar ama nasıl? Ben yapamıyorum onu. Neyse bunu kenara koyalım. Bu bitti. Geri kalan hamurları da yine aynı şekilde açacağım. Aynı şekilde keseceğim. Sonrasında işin bitmiş halini size gösteririm. Oraları da uzun uzun çekmeyeyim tekrardan. Uf, yoruldum ya. Şimdi ikinci hamuru da açtım. Şöyle göstereyim. Bunu da yine aynı şekilde keseceğim. Arkadaşlar akşama ettim resmen. Sonuncusuna geçtim. Bunu da kesiyorum. Sonra işim bitmiş oluyor. Hızlıca bunu da keseceğim. Şimdi mesela pişirmek istediğiniz zaman şu kadar makarna atıyorum. Çok az gelebilir gözünüze arkadaşlar. Ama bu sizi hiç yanıltmasın. Ben bu makarnayı ilk yaptığım zaman demiştik ki biz yani 200 gram un küçücük bir yani top hamur oluşturuyor. Bu kesinlikle dedik bizi doyurmaz. Biz çünkü çok yiyoruz akşam yemeklerde. Hani bir sabah kahvaltısı bir de akşam yemeği yediğimiz için ara öğün çok tüketmediğimiz için acıkıyoruz. Doymayız falan dedik. Neyse dedik ya bir deneyelim dedik. Gerçekten tıka basa doyduk yani. Hani onu bilin. Biz çünkü şaşırmıştık. Siz yanılmayın. Şimdi bunları da açıyorum şöyle. Çok yoruldum gerçekten ayakta durmaktan. Sonra bunları kurutacağım arkadaşlar. Canımız makarna istediği vakit haşlarız. Ama mesela bu şekilde taze haliyle hemen pişirmek istiyorsanız çok fazla haşlamamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yoksa hamur gibi olur. 2 dakika ile 4 dakika arasında haşlayacaksınız. Bir de haşlarken göreceksiniz kabaracak böyle. Şişecek, kocaman olacaklar. Bir de sertleşecekler böyle. Çok enteresan bir forma dönüşüyorlar. Ben ilk yaptığımda gerçekten çok şaşırmıştım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bugün yaptığım hamur biraz sertti benim. Normalde söke un kullanmıyorum çok fazla ama elimde bir tek o kalmış. Eriş unu kullanıyorum. Onu çok beğeniyorum. Bu unun kokusunu falan bile aslında beğenmiyorum ama mecburen elimde bu olduğu için hamurun biraz daha undan dolayı sert olduğunu düşünüyorum açıkçası. Her neyse bugün böyle denk geldi.
Bir dahakine artık erişundan yaparım. Makarnalarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Evet. Kapanışa geçtik arkadaşlar. Çok yoruldum gerçekten. Mutfak videoları zor olacağı benziyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Sabahtan beri makarna yapıyorum. Normalde video çekmesem tık tık hemen yaparım ama hani kameradır, açısıdır falan işte uf bir sürü şey. Gerçekten çok yoruldum. Her neyse, eğer ki video öneriniz, tavsiyeniz varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar, denememi istediğiniz, mutfak konsepti haricinde, denememi istediğiniz bir parfüm varsa veya parfüm tavsiyeniz varsa yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.